Evet arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Zuhal. Efendim. Bir yerlerden sarmaşık kopartmış. Kardeşimin evinin oradan. Evet. Böyle şey vardı. Bunun arkasına direkt geliyor ama. Neyse şöyle yapayım biraz. Kardeşinin apartmanın duvarındaki sarmaşıklardan kopartmış ve onu şimdi bahçeye dikeceğiz. Ya dün ablamın evine gittim. Orada duvarlarında çok güzel bu sarmaşıklar tamamen orayı kaplamış. Duvarın dışında yürürken bir baktım hemen şunlar hani bunlar kök salmış. Duvara yapışıyorlar ya aynı zamanda böyle tırmanma özelliği var bunların da. Duvara tırmanıyorlar. Şu kökleri görünce hemen oradan bir iki tane dal kırdım. Oradanın işte görevlisi dedi ki bunun hepsini göm sadece şöyle bir uç kalsın dedi. Tamamını göm dedi. Ben de şimdi böyle çok derine inmeden bunları şöyle toprağa gömeceğim. Yüzeysel bir gömme yapacağım. Sonra da sulayacağım birazcık. Şöyle baksana şunlara. Şimdi burayı uçta bırakalım. Sadece küçük bir bölümü açıkta kalsın. Geriye kalan her yerini göm dedi. Biz de çok yüzeysel oldu sanki burası da. Şöyle yapalım. Bu arada kendime göre şey eldiveni bulamadım, bahçe eldiveni. Genelde ıslaş olduğu için her şey bana olmuyor. Şöyle. Bence tutacak şöyle. Toprak kurumuş. Antalya'da hiç yağmur yok. Havalarda iyi gidiyor. Ama işte bu kadar iyi gitmemesi gerekiyor sanki. Biz şimdi sulama yapmamız gerekiyor. Toprak çok kuru. Sebzeler var. Ağaçlarımızın en azından birazcık sulanması gerekiyor. Sebzelerin, ağaçların az da olsa sulanması gerekiyor. Tamam. Bence çok güzel olacak bu. Eminim yani. Şunlara bak. Bunları da başka yere yapalım. Bir tanesini de şuraya yapalım. Güzel sanki. Bir parça da orada varmış. 4 parça varmış. Şu ucunu da dışarıda bırakacağım böyle. Şimdi Çağatay Başkan bize duvar diplerine ladin veya çam ağacı dikin demişti ama bunu artık baharda alacağız aklımızda. Başkanım buradan da kulağını çınlatayım senin. Onu artık baharda dikeceğiz ve içeriye dikeceğiz. Bunlar sarmaşık çünkü duvarlarda hiç sarmaşık yok. İçeriye dikemeyiz. Dışarı dikemez. Dışarıya dikeceğiz. Yani. İçeride yer kalmadı. Dışarı zaten. Duvar dibine dikeceğiz. Dışarı duvar dibine. Zaten dikmiştik aslında. Tutmadı ama. Tutmadı. İki tanesi evet, maalesef tutmadı. Evet bu öneriyi tutmadı. Dikkate alacağız artık. Hani küçük dikmek gerekiyormuş. Biz de küçüğünden alacağız. Çağatay Başkan da ama dikmiş. O da kurutmuş. Daha sonra ısrarcı olmuş. Sanırım o küçüğünü dikelim diye. Biraz daha küçük dikeceğiz evet. Öyle demek söyledi öyle küçük yapacağız. Dikelim. Tamamdır. Başkanım yoksa gelen yorumları dinliyoruz yani merak etme. Ama işte içeriden ben buraları tamamen kapatmak istiyorum. Şeyi sevmiyorum. Evet. Nedir onun adı? Duvarların üstünü kapatalım. Kesinlikle. Ya gelen geçen içeriği görmesin. Bazı yerleri kapattık ama biraz yavaş gidiyoruz. Yani yaptığımız her dikme başarılı sonuçlanmıyor. Çünkü kaç tane böyle sarmaşık diktik hiçbiri olmadı. Artık böyle yapıyoruz. Tamam. Bir tanesini daha diktik. Bunu da dikelim.
Şuraya dalayım böyle. Anam! İnanmıyorum. Niye kurudun? Allah kahretsin ya. Ya vallahi bıktım artık ya. Diyorum ya ben sana. Canlanmaz mı sence? Ya ne zaman soğuk gördün de ne zaman gittin ya? Bence daha bir şey yoktur. Yok bir şey yoktur sanmıyorum. Normal ya. Son şey kış yani. Antalya gibi olmuyor burası. Şimdi sulama sistemimizi çalıştıralım. Birazcık aktif edelim. Ne diyelim? Manuel diyelim. Bir numarayı kaç dakika sulayalım? 6 dakika mı? Hadi 8 dakika sulayalım. Sonra ne istiyoruz? Başlıyor. Bir numara dışarıdaki ağaçlar. Bu ağaçlar artı sebze bahçesi. Bunlar keyfinden böyle olmaz. Bir soğuk gelmiş buraya. Antalya'ya uğramayan bir soğuk gelmiş döşeme altına anlaşılan. Baksana. Gitmiş bunlar. Üzüldük mü? Üzülmedik. Hiç üzülmedik. Ama şunu ölürmüşse kötü olmuş. Bence bak gördün mü sulamayı açınca ucundaki şeyin klipsin attığını gördük. Buranın atmaması gerekiyor. Tabii hiç buraya bile su gelmiyor. Baksana. Tabii ki bunun olmaması gerekiyor. Buraya şimdi şey yapacağız. Mandal. Tamam şöyle takalım. Şurada. Şu kadar su. Tamamdır. Oldu. Diğer yerleri kontrol edelim. Sezonun başında. Şöyle damlıyor ama açılmıyor. Akıyor şimdi biraz. Arkadaşlar şöyle bir alet aldık. Fırın ve ızgara temizleyici temizlik materyali. Onu şömineye sıktık. Bir yarım saat bekledik. Ve şömine camındaki bu isi temizliyor mu temizlemiyor mu? Şimdi sizlerle beraber bir kontrol edelim. Ve bakıyoruz. Ön taraftan bir yerden çıkamaz sanırım. Bakayım ben. Anam. Sanırım oldu. Oradaki parçaları çıkartıyor değil mi? Sanki. Bakalım. Sanki oldu gibi. Çözülmüş gibi. Evet. Alıyormuş. Bu benim için zor bir işte. Demek ki oluyormuş şöyle. Evet. Oluyor mu? Evet oluyor. Evet kesinlikle oldu. Her şeyin bir ilacı var. Varmış, denedim. Yazıyor üstünde bir tesadüfen okurken gördüm. Şey diyordu. Şömine temizliğinde de diye şömine camı. Tabii çok abartmaya da gerek yok temizlik işini. Bir kez kullanıyorsunuz sonrasında yine rezil oluyor. Şimdi bu köpüğü temizlemek gerekiyor. Kuru bir bezle. Artık bilmiyorum hangisi olursa. Hakikaten temizlemiş evet. Güzel. Tamam. Ben şimdi burayı yavaş yavaş birkaç kere de temizlerim.
Evet arkadaşlar, camımız önceki haline göre çok temiz oldu. Küçük detaylar var ama onları da tekrar temizleyeceğiz. Bu bir denemeydi. Fakat kullandığımız o kimyasal son derece başarılıymış. Siz de camlarınıza uygulayabilirsiniz. İnternetten almıştık. Soran olursa linkini de bırakabiliriz.